İyi günler değerli öğretmen arkadaşlar. Yurt dışı öğretmenlik sınavı için hazırlamış olduğum videoyu paylaşmak istiyorum. Burada yurt dışı öğretmenlik Instagram sayfasına izni ve desteği için teşekkür ediyorum. Sorulara başlayalım. Türk Dil Kurumu'nun yabancı kökenli iş yeri adlarını Türkçeleştirdiği için ödüllendirdiği belediye hangisidir? Sivas Belediyesi. Nutuk'un telif hakkı kime aittir? Türk Hava Kurumu. Ülkemizde faz 3 denemesi için yapılan ilk COVID-19 aşısı hangi ülkeye aittir? Çin. Suudi Arabistan'da etkili olan koronavirüs kökenli hastalık aşağıdakilerden hangisidir? SARS. Misak-ı Milli'deki misak ne anlama gelir? Sözleşme. Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Diyanet İşleri Başkanı ve Topkapı Sarayı'nda Atatürk'ün cenaze namazını kıldıran kişi kimdir? Şerafettin Yaltkaya. İlk Türk İslam Medresesi aşağıdakilerden hangisidir? Semerkant. Devletin bireyin mallarına doğrudan el koymasına ne denir? Müsadere. GREG projesi hangi devlete aittir? Rusya. Türkiye aşağıdaki madenlerin hangisinin rezervinde dünyada birinci sıradadır? Bor. İlk Türk kadın gazeteci aşağıdakilerden hangisidir? Selma Rıza. ABD'de Üstün Zekalılar Okulu Edison Regional Gifted Center kabul edilen ilk Türk çocuk kimdir? Eren Akdoğan. 2020 Oscar adayı filmimiz hangisidir? Bağlılık Asi. Mustafa Kemal'in inkılapçı şair dediği kişi kimdir? Tevfik Fikret. Konya Ovası sulama projesinin adı nedir? Mavi Tünel. Cebir'in kurucusu kimdir? Harezmi. Türklerde ışıldayan ince olarak bilinen şehir hangisidir? Kaşgar. Türklerde Türk Hakanlarının şehri olarak bilinen şehir hangisidir? Balasagun. Hangisi Mustafa Kemal'in sömürgeciliğe karşı ilk mücadelesidir? Trablusgarp Savaşı. El Kanuni Fıttıb kimin eseridir? İbn Sina. Mustafa Kemal'in fikirlerimin babası dediği kişi kimdir? Ziya Gökalp. Mustafa Kemal'in Türk milletinin asırlardır beklediği ses dediği kişi kimdir? Namık Kemal. Ihlara Vadisi görmek isteyen birisi hangi şehre gitmelidir? Aksaray. İlk yerli ve milli mayına dayanıklı zırhlı aracımız hangisidir? Kirpi. Doğal sit alanı ilan edilen dipsiz göl hangi şehirdedir? Gümüşhane. Tarihte canlı olarak yayınlanan ilk olimpiyat hangisidir? Tokyo Olimpiyatları. Türklerde şehirlerin şahı olarak bilinen şehir hangisidir? Semerkant. Türklerde toprak anada ya da kutlu kent olarak bilinen şehir hangisidir? Ötüken. Koşuk, Sagu ve Destan İslamiyet öncesi döneminde dörtlükler biçiminde hece ölçüsüyle ve genellikle yarım uyak kullanılarak söylenmiştir. Kutat Kubilik siyasetname olup Yusuf Has Hacip tarafından yazılan didaktik özellikler taşıyan alegorik bir eserdir. Bilgilendirici. Orta Asya Türklerinde görülen kitara, çevgan, timpani, köpürge gibi kavramlar hangi sanat dalı ile ilgilidir? Müzikle ilgili. Ağustos 2020'de Cumhurbaşkanımız tarafından açılışı yapılan Roketsan Uydu Fırlatma Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojileri Araştırma Merkezi nerededir? Lalahan'da. Türklerin kullandığı ilk takvim hangisidir? 12 hayvanlı takvim. Dünyanın ilk modern müzik kitabının yazarı kimdir? Farabi. Türkiye ile KKTC arasında karşılıklı eğitim, işbirliği ve birlikte çalışabilirliğin geliştirilmesi amaçlanan
Tatbikatın bu yılki adı nedir? Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası. Kıbrıs Hareketi'nde şehit olan pilotumuz Cengiz Topel. Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan Vandetta Profesyonel Dünya Kickbox Şampiyonluk ıska kemer maçında Sabriye Şengül ikinci kez dünya şampiyonu olmuş. Dünya turizm yazarları ve gazetecileri tarafından turizm dünyasının Oscar'ı olarak kabul edilen Altın Elma 2020 ödülü hangi şehre verilmiştir? İzmir. Tarihte bilinen ilk Türk topluluğu hangisidir? İskitler olması lazım. İslam'ın Roma'sı olarak bilinen şehir hangisidir? Buhara. Türkiye'nin ilk yerli üretim milli sismik araştırma gemisi hangisidir? Oruç Reis. Birleşmiş Milletler'e üye kaç ülke vardır? 193. Türkiye'nin ilk doğalgaz depolama gemisi nerede görev yapacaktır? Hatay. 2020 Avrupa 20 yaş altı genç kızlar voleybol şampiyonu hangi ülke olmuştur? Türkiye. Lületaşı aşağıdaki şehirlerden hangisinde çıkarılır? Eskişehir. Oltu taşı aşağıdaki şehirlerden hangisinde çıkarılır? Erzurum. Halk arasında bakır satıran rüzgar olarak bilinen rüzgar hangisidir? Fön rüzgarları. Aşağıdaki bölgelerden hangisi en fazla yağışı sonbaharda alır? Karadeniz bölgesi. Aşağıdaki bölgelerden hangisi en fazla yağışı kışın alır? Akdeniz bölgesi. Yıl boyu en fazla yağış alan ilkbaharda yıl boyu en fazla yağışı ilkbaharda alan bölgemiz hangisidir? İç Anadolu bölgesi. Doğu bloğu ülkeleri için demir perde tabirini ilk defa kim kullanmıştır? Churchill. Aşağıdaki sınır kapılarından hangisi İran'a açılır? Gürbulak. Aşağıdakilerden hangisi heyelan oluşumunu etkileyen etkenlerden birisi değildir? Bitki örtüsü. Aşağıdaki bölgelerden hangisi en fazla yağışı yazın alır? Doğu Anadolu bölgesi. Türkiye'nin en fazla ihracatı hangi ülkeyedir? Almanya. Tiftik keçisi en fazla hangi bölgede yaygındır? Haymana pilotusu, Ankara. Koronavirüse dayalı Çin dışında ilk ölüm aşağıdaki ülkelerden hangisinde olmuştur? Filipinler. Mustafa Kemal hangisinden sonra askerlik görevini bırakmıştır? Amasya genelgesinden sonra. Sakarya Savaşı'nda da tekrar giymiştir. Ege'de Yunan işgalinin haksız olduğunu ve milli mücadelemizin haklı gerekçelere dayandığını belgeleyen ilk rapor hangisidir? Amiral Bristol raporu. Osmanlı'nın denge politikası izlediği ilk ülke hangisidir? Fransa. 2020'de iflasını ilan eden ülke hangisidir? Lübnan. Türkiye hangi bölgede denizaltı araştırma yapmak için NAVTEX ilan etmiştir? Doğu Akdeniz bölgesinde. Bu da son sorumuz olsun. Kıpçakların Ruslarla olan mücadelesini anlatan destan hangisidir? İgor Destanı. Burada bitiriyoruz.